17 Haziran 2022 Cuma ve Oktan Erdikmen Avrupa'dan haberlere hoş geldiniz. Almanya'ya yılın ilk sıcak hava dalgası geldi etkisini arttırıyor. Özellikle batı, doğu ve güney bölgelerde Kuzeyren, Westfalia ve Saarland eyaletlerinde hafta sonu çok sıcak olacak. Sıcaklıklar 40 dereceye kadar çıkacak. Kuzey kesimleri daha serin. Burada hava 25 derece bandında. Diğer bölgelerde ise 30-35 derece bekleniyor. Pazartesi gününden itibaren ülke genelinde havalar kısmen serinleyecek ve 21-30 derece arasında seyredecek. Aşırı sıcaklar hafta sonu hayati tehlikeye sebep olabilir. Uzmanlar, yaşlıların, kronik hastalıkları olanların ve çocukların öğle saatlerinde sokağa çıkmamalarını tavsiye etti. Ayrıca herkese bol bol su içmeyi ve güneş kremi sürmeyi önerdiler. 4 günlük tatil nedeniyle özellikle pazar günü otobanlarda büyük yoğunluk bekleniyor. Sürücülerin yanlarında bol su bulundurmaları tavsiye edildi. Ayrıca kısa bir süreliğine bile olsa araçlarda kesinlikle bebeklerin veya evcil hayvanların yalnız bırakılmaması istendi. Salgında yaz dalgasına ilişkin endişeler vardı. Sağlık Bakanı La Tarba, bugün içimizi ferahlatan bir açıklama yaptı. Paniğe kapılmamıza gerek yok dedi. Bakanlık aşı kampanyasını genişletecek, testleri yeniden planlayacak, ilaçların daha etkili kullanımını sağlayacak. Ayrıca okullarda ve kreşlerde ek önlemler alınacak. Yeni varyanta göre hazırlanan aşılar da Eylül ayından itibaren hazır olacak. Weltam On gazetesi hükümetin Ekim ayından itibaren genel bir maske mecburiyeti getirmeyi planladığını yazdı. Bu işte iyice yaz lastiği uygulamasına döndü yorumları yapılıyor. Yaz lastikleri ile birlikte maskeler kalkıyor. Kış lastikleri ile birlikte geri dönüyor. Robert Koch Enstitüsü ise daha temkinli. Başkan yardımcısı Şade BA5 varyantı baskın. Vakalar hızla artmaya devam edecek görüşünde. Alman Şehirler Birliği ise önlemlerin yeniden başlatılmasını istedi. Başkan L ve Funke Medya'ya bir açıklama yaptı. Mevcut kurallarla salgını kontrol altında tutmamız mümkün değil dedi. Enfeksiyondan koruma yasasının da bir an evvel yenilenmesini istiyor. Rusya Avrupa'ya gaz sevkiyatını %40 azalttı. Almanya Ekonomi Bakanı Habeck, ARD yayınında stoklarımızda kışı geçirebilecek kadar doğalgaz olmadığını söyledi. Depolardaki doluluk oranı %56 ama Ruslar gaz vermezse bu kış yetmeyecek. Hükümet bu yüzden sürekli enerji tasarrufu çağrısı yapıyor. Bu konuda bir zorunluluk da getirilebilir. Bu da gündemde. Enerji tasarrufunu mecbur kılabilecek bir yasal düzenleme şu anda masada. Rusya doğalgazı kısınca fiyatlar da arttı. Bu fiyatlar bizim faturalarımıza sene sonunda yansıyacak. Şimdiden alanlar ödeyenler var ama çoğunluk asıl ek ödemelerle maalesef sene sonunda karşılaşacak. Diğer fiyatlar da sürekli artıyor. Doğçeban rezervasyon ve bisiklet taşıma ücretlerini yükseltti. Bir yandan 9 avroluk biletle toplu taşıma yönlendirin. Diğer taraftan bazı ücretlere zam yapmak bu da doğru değil. Türkçe'de bu ne perhiz bu ne lahana turşusu diye çok güzel bir sözümüz var. Konut faizleri de bir haftada %3'ün üstüne çıktı. 10 yıllık finansmanda %4 bandı zorlanıyor, daha da artabilir. İnşaat sektöründe de maliyetler yükseldi. Nitelikli iş gücü sıkıntısı var. Sektörde yaklaşık 200 bin kalifiye eleman ihtiyacı olduğu belirtildi. İnşaatta yıllarca rekor karlar elde ettiler ama bunları sadece patronlar istifledi. İşçilere hak ettikleri ücret verilmedi. İnsanlar da bu sektöre ilgi göstermedi. Şimdi nereden nasıl işçi bulabiliriz diye düşünüyorlar. Diğer ülkelerle devam edelim. Gazprom Fransa'ya doğal gaz sevkiyatını tamamen durdurdu. Fransa doğal gazının %17'sini Rusya'dan alıyordu. Bu telafi edilebilir bir oran. Almanya ise %55'ini alıyor. Bu altyapıyı kuran siyasetçiler şimdi kusura bakmayın deyip görevlerine aynen devam ediyorlar. İtalya'ya gaz sevkiyatı da yarı yarıya düşürüldü. Almanya, Fransa ve İtalya liderleri Ukrayna'ya gitmişlerdi. Trenle Zelenski ile görüşmüşlerdi. Bir de fotoğraf çektirmişlerdi. Ruslar da gaz sevkiyatında arıza var demeye başladılar. Ancak bu pek inandırıcı bulunmadı. Fransa'da da aşırı sıcaklar var. 12 şehirde kırmızı alarm verildi. Ayrıca bir de kuraklık tehlikesi yaşanıyor. Avusturya'da Mayıs ayı enflasyonu açıklandı. %7.7. 1976'dan bu yana görülen en yüksek oran. Uçak biletlerindeki artış %57. Hakikaten artık bu biletler çığırından çıktı. Bir aile bir maaşını havayolu firmalarına veriyor. Yazık günah. Bu yüzden izne gidemeyenler var. Borç alıp izne gidenler var. Gençlerin Türkiye ile bağları kopuyor. Birçok dezavantajı var. Hepsini geçelim. İnsanlar ailelerini göremiyor. Bu çok insani bir durum. Bir sene çalışıyoruz. Birkaç hafta tatil yapacağız. Onu da burnumuzdan getiriyorlar. Bir şeyden de kar etmeyin. Hollanda'da vaka sayıların insandan bu yana en yüksek seviyede. Sağlık Bakanı yeni bir kapanma olmayacak diyemeyiz dedi. Konut faizleri burada da artıyor. %4'e yaklaştı. 2008 emlak krizinden sonra görülen en hızlı artış oldu. Ve bu krizlerde hükümetler vatandaşları bırakır, giderler yine bankaları kurtarırlar. Sonunda olan yine bize olur. Bazı ekonomistler de gençlerin ev alırken Emekli maaşlarının bir kısmını kullanmalarına izin verilsin teklifinde bulundu. Böylelikle konut piyasasını hareketlendirmek istiyorlar. Emekli maaşına da göz diktiler. En iyisi biz kimlikleri, anahtarları, her şeyimizi bankalara verelim. Buralardan çekelim, gidelim. Belki o zaman gözleri doyar. Belçika'da savaş nedeniyle aşırı kar eden şirketlerden ek vergi alınacak yasa tasarısı önümüzdeki günlerde Bakanlar Kurulu'na sunulacak. Merkez Bankası benzer bir öneride bulunmuştu. İngiltere, Wikileaks kurucusu Assange'ın ABD'ye iadesini onayladı. İçişleri Bakanlığı, Amerika'da uygun muamele göreceğine inanıyorum dedi. Assange, gizli belgeleri internette yayınlamıştı. Dünya çapında birçok yolsuzluk skandalını ve katliamı ortaya çıkarmıştı. Yüzlerce yıl hapisle yargılanacak, ben adil yargılanacağına inanmıyorum. Bence İngiltere de inanmıyor ama Amerika ile arayı bozmamak için bir kişiyi feda ediyorlar. Oysa feda edilen böyle durumlarda sadece bir kişi değildir hiçbir zaman. Değerlerdir. Demokrasi, insan hakları, hukukun üstünlüğü, asayiş ve mülteciler söz konusu olunca İngiltere'de hemen unutuluyor. İsviçre'de Zürih yakınlarında ilginç bir etkinlik düzenlendi. Katılımcılar sıcak kömür üstünde yürüdüler. 25 kişi yaralandı. Yaralılardan 13'ünün durumu ağır. Bunun bir motivasyon kursu olduğu tahmin ediliyor. Yani ciddi ciddi kömür üstünde yürüyeceklerini ve canlarının yanmayacağını düşündüler ama öyle olmadı. Şimdi dinleyince komik geliyor belki ama insan beyni isterse bunu bile yapabilir. Sadece gerçekten inanması gerekir. Plasobo etkisi diye bir şey var. İkinci Dünya Savaşı'nda Normandiya çıkarması sonrasında Amerikan askerlerinin morfini kalmamıştı ama hala yaralananlar oluyordu. Ameliyat yapılması lazımdı. Bir doktor morfin veriyorum diye bu askerlere ameliyat esnasında tuzlu su enjekte etti ve onlar morfin zannettikleri için vücutları otomatik olarak uyuştu. Acı hissetmediler. Bir deneyde katılımcılara alkollü kokteyl vereceklerini söylemişlerdi ancak verilenler alkolsüzdü. Yine de katılanların hepsi sarhoş oldu çünkü beyinleri alkol aldıklarını düşünüyordu. Bu olayın bir boyutu. Bir de diğer boyutu var. 25 kişi hadi kömür üstünde yürüyelim deyince bunu yapıyor. Normalde birini yoldan çevirin, şu kömürün üstüne yürü deyin, kesinlikle ikna edemezsiniz. Ama sürü psikolojisi. Bu işin saçma olduğunu bilenler bile bazen seslerini çıkarmayabiliyor. Sürü psikolojisiyle ilgili en güzel deneylerden biri 1952'de yapıldı. Solomon Aş deneyi. İnsanları iki gruba ayırdılar. Bir göz testi yapacağız dediler ve iki kart gösterdiler. Birinde tek çizgi, diğerinde ABC diye üç farklı çizgi vardı. Deneklere hangi harf birinci karttaki çizgiyle aynı diye sordular. Soru çok netti, çok basitti. Birinci karttaki çizgiyle aynı olan C çizgisiydi. Ama bu bir göz testi değildi. Psikolojik bir testti. Gruptakiler deneyin parçasıydı ve kasten hepsi yanlış cevap verdi. Hepsi üstüne basa basa A dedi. Gruptaki son kişi bunu göz testi zanneden tek kişiydi. Ama çok net bir şekilde doğru cevabın C olduğunu görmesine rağmen Diğerleri ısrarla A dediği için o da A dedi. Doğru cevap A. Psikiyatride bunu kuramsallaştıran Freud'tur. Şöyle der, bir kitlenin içindeki bireyler birbirlerinden ne kadar farklı olurlarsa olsunlar. Kitlenin ortak, kolektif bir ruhu var. Yani her birey tek başınayken davranacağından farklı davranır, farklı düşünür. Ve bu kitleyi aşırılıklarla manipüle etmek mümkündür. İkna edilecek konunun mantıklı olmasına da gerek yoktur. Sadece güçlü imgeler bulmak, abartmak ve sürekli aynı şeyi tekrarlamak lazımdır. Le Bon da benzer şeyler söylüyor. Bir topluluğun zeka seviyesi onu oluşturan kişilerin ayrı ayrı zekalarından daha düşüktür diyor. Ve bir kitle gerçeği aramaz. Hoşuna gitmeyen gerçek karşısında sahte duygulara inanabilir ve gerçeğe kasten yüz çevirebilir. Kapitalistler ve siyasetçiler bu teorileri propaganda amaçlı kullanırlar. İnsan maalesef genelde bu propagandaların etkisinden kurtulamaz. Normalde yapmayacağı şeyleri yapar. Normalde desteklemeyeceği şeyleri destekler ve yine normalde satın almayacağı ürünleri satın alır. Bilerek, isteyerek kapitalizmin modern kölesi olarak çalışır. Halbuki insan muhteşem bir canlı. Ben hep düşünürüm. Bazı şeyler nasıl akıl edilmiş? Mesela bir insan tohum ekmiş, buğday yetişmiş, onu almış, taşla ezmiş, öğütmüş, un yapmış. Ona su katmış, hamur yapmış, onu da pişirmiş ekmek yapmış ve öyle yemiş. Kaç yüzyıl boyunca, kaç deneme yanılma yöntemiyle, kaç neslin tecrübesinin birleşmesiyle geliyor sadece bir somun ekmek. Ve bütün bunları aklın süzgecinden geçirip geliştiren insan nasıl oluyor da hala barış içinde yaşamayı beceremiyor? Hala milyarlarca insanın ezildiği, sömürüldüğü, aç kaldığı bir düzen var ve kimse buna sesini çıkarmıyor. Bunu düşünüyorum. Kahrolsun bu düzen demek istiyorum. Aklıma Hasan Hüseyin geliyor. Kahrolasın demiyorum. Kahrolma da gör beni. Kanadık toprak olduk, çekildik bayrak olduk. Döküldük yaprak olduk, geldik bugüne. Ekmeği bol eyledik, acıyı bal eyledik. Sıratı yol eyledik, geldik bugüne. Kör olasın demiyorum. Kör olma gör beni. Pazartesi görüşmek üzere. Hoşçakalın.